Merhaba. Günümüzde maalesef ki kanser ve kanserli hastalar giderek artmakta. Değişik organ kanserleri değişik yaşlardaki bireyleri etkilemekte. Bizim burada psikiyatrideki amacımız kişilerin hayat kalitesini artırmak, var olan şikayetlerini azaltmak, varsa bir şekilde kanserle mücadelede biraz daha dirençli hale getirmektir. Kanıtlanan bilgiler var, elimizde belgeler var. Bunlar şunu gösteriyor. Kişilerin hayat kaliteleri arttıkça kanserle kişinin kendi başına mücadelesi artmakta. Aynı zamanda vücut direncinin kendinden arttığı görülmekte. Bağışıklık sisteminin güçlendiği bilinmektedir. O nedenle psikiyatrik tedavilerin önemi çok büyük. Kronik hastalıklar yani süregen hastalıklardan birisi olarak kabul edildiği için diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi kanserde de mümkün olduğu kadar psikiyatrik desteği iyileşse dahi kanserin kendisi sürdürmek gerekir. Bu destek bir şekilde psikiyatrist tarafından ilaç veya psikoterapi veya her ikisi şeklinde olabilir. Bunları iyi takip etmek gerekir. İhmal etmemeli. Hayat kalitesi arttıkça günlük yaşama kavuşma daha kolay olduğu için mücadele biraz daha güçlenir. Etrafı tarafından daha iyi görüldüğü için dolaylı olarak da kişinin etrafındaki insanların mutlu olması sağlanır. Dolayısıyla da her iki taraf da mutlu olacağı için günlük hayat kalitesi daha da artar. İştahsızlık, bulantı, kusma, uykusuzluk, mutsuzluk, duygusallaşma veya işte durgunluk, hiç konuşmama gibi şikayetler kanser hastalarında çok sık gördüğümüz durumlardır. Bunların tamamına yakını psikiyatrik destek tarafından bir şekilde azaltılmakta veya tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Lütfen psikiyatrik tedaviyi kanser hastalarına sunmak için elimizden geleni yapalım. Destek almaları için onları yönlendirelim, cesaretlendirelim. Yapacağımız en iyi şey budur onlar için. Biz de onlar için onların yanındayız. Mutlu kalın.